Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir inceleme ile karşınızdayım. Hemen yanımda görmüş olduğunuz Realme 10 cep telefonunu bu videoda sizlerle birlikte inceliyorum. Şimdi kanalıma abone olanlar ya da beni takip edenler bilir. Ben yaklaşık 1 sene önce bir Realme cep telefonu incelemiştim. GT 2 Pro isimli bu ürün gerçekten de güzel bir üründü. Hatta yakın zamanda tekrar piyasaya sürüldü bu ürün ve iyi bir işlemcisi olan ve iyi bir fiyattan da sürülmüştü. O ürünle ilgili bir video hazırlamıştım. O da epey izlenmişti. O dönem için söylüyorum. Haziran ayında, yaklaşık 1 sene önce Haziran ayında yine incelemiştim. Buradan Realme 10 ise ailenin böyle orta, birazcık da üst seviye göz kırpan bir modeli. Ben her zaman yaptığım gibi dış görünümle başlamak istiyorum. Dış kısmı komple böyle bir çerçeveyle çevrelenmiş durumda ve bu çerçeve parlak bir renkli, gümüş renkli bir çerçevemiz var. Sağ tarafta önden baktığımızda sağ tarafta güç açma kapama tuşumuz, ki buna bir parmak izi okuyucu entegre edilmiş. Onun hemen üst kısmında ise ses açma kapama tuşu bulunuyor. Ekrana baktığımızda ise yan yüz ve üst yüzdeki çerçeve kalınlığının ince olduğunu söyleyebilirim. Alt kısım biraz daha kalın bir tasarıma sahip ama öyle çok göz yoran da bir kalınlık değil, onu da söylemiş olayım. Kamera sol üst köşeye konumlandı. Parmağımla dokunduğum zaman hissedebiliyorum. Bu da bir ekran koruyucu olduğunu anlamına geliyor. Böyle bir standart bir ekran koruyucumuz var. Yine cep telefonunun ön yüzünde arkadaşlar. Sol yan yüzü çevirdiğimizde sim kart yuvası beni karşılıyor. Üst tarafta sadece bir mikrofon deliğimiz var. Alt kısma baktığımızda ise 3.5 mm'lik kulaklık çıkışı, mikrofon deliği, tip C bağlantı yuvası ve hoparlör deliklerini görüyoruz arkadaşlar. Bu telefonun en böyle havalı yanı bence bu arka yüzü arkadaşlar. Böyle çok şekilli tasarlanmış. Detaylarını birazdan videoda sizinle paylaşacağım ama arka yüz ben çok beğendim. Böyle yanar döner mi diyeyim ama böyle standart bir yanar döner değil. Böyle biraz çeviriyorsunuz farklı bir böyle auralar dolaşıyor. Biraz daha çeviriyorsunuz farklı auralar dolaşıyor. Bence bu çok güzel olmuş. Bunu da özel olarak ulaşmış Realme. 2 adet büyük bir kameramız var. İkili bir kamera bulunuyor. Her iki kameranın da boyutu aynı tasarlanmış. Birebir aynı. Üstteki kameranın yanında hemen bir tane LED lambamız var. Aşağı tarafa doğru indiğimizde ise Realme yazısını görüyoruz. Ama ben bu arka tasarımı çok beğendim. Şimdi gelelim Realme 10'un teknik özelliklerine. Ben burada bütün teknik özellikleri söylemeyeceğim. Merak edenler açıklamaya bakabilir. Önem verdiğim ya da bana göre önemli olduğunu düşündüğüm teknik özellikleri hızlıca size okuyacağım burada arkadaşlar. 6.4 inçlik 2400'e 1080 piksellik AMOLED bir ekranımız var. 90 Hz ekran yenileme hızı var. MediaTek Helio G99 işlemcimiz var. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanımız var. Bana gönderilen sürüm bu şekilde. Ama bu telefonun 256 GB'lık sürümünün olduğunu da belirteyim arkadaşlar. Yani isterseniz daha yüksek kapasiteli sürümde satın alabiliyorsunuz. 50 megapiksellik ana kameraya 2 megapiksellik alan derinliği kamerası eşlik ediyor. Ön kameramız ise 16 megapiksel. Android 12 işletim sistemi Realme UI 3.0 5000 mAh'lik pil ve 33 W'lık SuperVOOC hızlı şarj desteğinin olduğunu söyleyeyim. Fiyatları ise arkadaşlar 128 GB 8699 TL, 256 GB sürüm için ise 9290 TL. Şimdi gelelim Realme 10'un kullanım deneyimine. Cep telefonu arkadaşlar G99 da geliyor. MediaTek'in Helio G99. Bu işlemci biraz böyle üst seviyeye göz kırpan orta seviye bir işlemci. Günümüzde birçok telefonda da kullanılıyor aslında. Özellikle böyle hani 10 bin liranın üzerine doğru çıkan bazı modellerde var. Özellikle 10 bin liranın altındaki bazı modellerde de yine kullanılıyor. Özellikle söylediğim gibi orta, hatta birazcık zorladığınız zaman böyle üst tarafa doğru yaklaşan bir kategoride bulunan bir işlemci. Günlük ihtiyaçları fazlasıyla görüyor. Oyun tarafında da mesela bunu çok soruyorsunuz da o için sürekli söylemek zorunda kalıyorum ben. PUBG'de falan orta seviye ayarlarda 40 FPS görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani telefon PUBG oynatıyor mu? Oynatıyor. FPS değeri de 40-45 civarında değişiyor. Yani uzun lafın kısası, bu telefonda PUBG oynayabilirsiniz. Ayrıca ben farklı oyunlar da kurdum. Asphalt 9 vesaire gibi benim hani her zaman oynadığım oyunlardan bir tanesidir Asphalt 9. Oldukça da eğlenceli, güzel bir oyun. Yine bu telefonda da oynayabiliyorsunuz. Günlük ihtiyaçlarınızı da görebiliyorsunuz. Burada herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. İnternette dolaşma, birçok uygulamayı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan günlük ihtiyaçlarınızın tamamını G99'da görebilirsiniz. Telefonun ekranı AMOLED ve 90 Hz yenileme hızına sahip. Bu yenileme hızıyla ve AMOLED teknolojisiyle birlikte özellikle film izlerken ve oyun oynarken çok daha iyi bir deneyim sunuyor arkadaşlar. Bu da önemli detaylardan bir tanesi bu telefonla ilgili olarak. Telefonumuz 8 GB RAM'le geliyor ama isterseniz artı 8 GB'lık sanal RAM özelliği var. Bunu da ekleyerek 16 GB'a ulaşabiliyorsunuz. Ama biliyorsunuz ki bu sanal RAM olayı gerçek RAM kadar performanslı değil ama gerektiği durumlarda işimize yaraması açısından bu özelliğin olduğunu da belirtmek isterim. Biraz da kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum. Bu ürünle beraber adaptörü veriliyor. Gerekli olan USB kablosu kutudan çıkıyor. Bir de kılıf da çıkıyor arkadaşlar. Ama kılıf bu şu şekli birazcık bozuyor bence. Yani bu havalı görüntüyü birazcık bence kılıfla kullandığınız zaman bu havalı görüntü birazcık böyle ortadan kalkıyor. O yüzden yani ben risk alınıp kullanılır diye düşünüyorum. Çünkü çok şık olduğunu düşünüyorum telefonun. Ben olsam kılıfla kullanmazdım. Yine de tercih sizin tabii ki.
Zaman zaman bana sorulan bir konu olduğu için videolarımda mutlaka değiniyorum. Stereo hoparlör yok bir üründe arkadaşlar. Yani alt kısımda hoparlör var, delikleri var ama üst tarafta yok. Fakat burada Realme Ultra Boom isimli bir teknoloji geliştirmiş ve normal hoparlörü %200, normal standart hoparlörlere göre %200 daha güçlü ses veriyor. Gerçekten de ses kalitesi yüksek ama stereo değil. Çünkü bunu soruyorsunuz. Özellikle telefon incelemelerinde stereo hoparlörü var mı, yok mu? Aa işte şu telefon güzel ama stereo hoparlörü yok diyorsunuz. Bu modelde yok. Ama Ultra Boom bayağı bir işe yaradığını söyleyebilirim. Şimdi gelelim kamera tarafına. Şimdi kamera tarafında söylediğim gibi 50 megapiksellik bir ana kameramız var ve ona 2 megapiksel bir alan derinliği kamerası eşlik ediyor. Bu arada ultra geniş açı yok. Şimdi bu bazıları isteyebilir. Hani ultra geniş açı olsa iyi olurdu falan der ama bazı markalarda böyle koymuyorlar. İkili bir kamera olmuş. Bence alan derinliği için yeterli. Yapay zeka var zaten. Çok iyi kamera bir menüsü var. Hani ben bu tarafı da beğendim. Biliyorsunuz Realme, Oppo ve OnePlus aynı markanın ürünleri ve Oppo'da karşımıza çıkan birçok özellik de var burada arkadaşlar. Yapay zeka açıp kapat kapatabiliyorsunuz. HDR oto ya da normal kullanabiliyorsunuz veya kapatabiliyorsunuz. Video modumuz var. Video modumuzda arkadaşlar işte çözünürlüğümüzü 1080p ve 720p olarak seçebiliyoruz ki hem ön hem arka kamerada bu şekilde arkadaşlar. Böyle 2x'lik bir zoom girebiliyoruz. Onu da söylemiş olayım. Enteresan bir özellik var. Burada sokak fotoğrafçılığı var. Sokak fotoğrafçılığında böyle işte 24 milim diyor. Bir de 50 milim olarak iki farklı çekim modunda kullanabiliyorsunuz. Artı gece modu var. Şimdi burası önemli. Neden? Gece modu genelde artık çok fazla telefonda olmaya başladı. Bu modelde de var. Hem ön hem arka kamerada kullanabiliyorsunuz. Bu önemli. Çünkü bazı giriş seviyesi modellerde artık sadece ana kamerada kullanabiliyoruz. Burada hem ön hem arka kamerada kullanabiliyoruz gece modunu. Fotoğraf var. Portre modu var tabii ki. 50 megapikseli doğrudan menüye koymuşlar. Ben bunu beğendim. Hani daha fazlanın içinde olur genelde. Oradan ararsınız, sorarsınız veya yukarıdaki menülerde olur. İşte yüksek çözünürlüğe ulaşma. Burada direkt koymuşlar zaten menüye. Daha fazla moduna girdiğimizde ise profesyonel panorama, film, ağır çekim, hızlandırılmış, işte çift görüntüleme var. Biliyorsunuz hemen hemen arka kamera aynen çekiyorsunuz. Metin tarayıcı var ve tilt shift özelliğinin olduğunu söyleyelim. Yani ben kamerayı beğendim. Kameranın özelliklerini ve hani orta seviyede birazcık zaman zaman üzerine çıkan fonksiyonlar sunuyor arkadaşlar Realme. Ön kamera da yine söylediğim gibi 16 megapiksel çözünürlüğe sahip. O da 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor. Şimdi gelin arkadaşlar benim Realme 10 kullanarak çektiğim fotoğraf ve video örneklerini bir göz atalım. Daha sonra incelemeye devam edeceğim. İzlemekte olduğunuz bu videoyu Realme 10'un ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. 1080p 30 fps video kayıt yapıyor. İşte farklı ışık şartlarında ön kameradan siz de bu şekilde bir performans alacaksınız. Gelelim pil ve şarj konularına arkadaşlar. Bu üründe 5000 mAh'lik bir pil kullanılmış. Bu pilli beraber kutusundan bir de 33 Watt'lık SuperVOOC hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Bununla beraber kullandığımız zaman telefonumuzu uzun saatler boyunca kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu arada ben PC-Mac batarya testi de yaptım. Onu da şimdi şuradan bir yerden de sizlere çıkartırım arkadaşlar. Bu testte 16 saat 24 dakikalık bir sonuç elde ettim ki bu çok rahat 1,5 günü görebileceğiniz günlük hayatta normal kullanımda. Biraz daha zorlarsanız çok fazla hani özelliği kullanmazsanız 2 güne yaklaşan bir pil ömrüne ulaşabileceğiniz anlamına geliyor.
33 wattlık Superwalk hızlı şarjla birlikte de yaklaşık olarak 1 saatte cihazı 0'dan 100'e kadar şarj edebiliyorsunuz. Tabii daha kısa aralıklarda da daha hızlı şarj ediyorsunuz bu arada. Hani mesela işte %10 var. 10 dakika şarj ettiniz %50'ye çıkartabiliyorsunuz. Yani böyle güzel özelliklerin olduğunu söyleyeyim. Hızlı şarjın olması bence artık olsun yani mutlaka. Bu modelde de bulunuyor arkadaşlar. Telefonlarla ilgili videolarda genelde karşıma çıkan bir soru, bu üründe NFC özelliği var ve çift hat desteği var. NFC önemli. Mesela böyle İstanbul kart ya da işte bulunduğunuz şehirdeki kartları kullanıyorsunuz. Bunları yükleme yapmak veya özelliklerine bakmak için NFC özelliği mutlaka gerekiyor. Donanımsal bir özellik olduğu için sonradan eklenen bir fonksiyon değil. O bakımdan bu modelde var. Öyle bir iş için kullanacaksanız NFC özelliğinin olduğunu da söyleyeyim. Gelelim Realme 10'un fiyatına arkadaşlar. Teknik özellikler kısmında bahsettim. 8699 TL 128 GB için, 9290 TL'de 256 GB için. Fiyat açısından değerlendirdiğimde bu işlemciyi kullanan daha uygun fiyatlı modeller de var, daha pahalı modeller de var. Bu fiyatın ortalama bir noktada durduğunu söyleyebilirim. Çeşitli kampanyalar olabilir. Şimdi ben fiyatları söylüyorum ama siz bir ay sonra izlersiniz videoyu, karşınıza çıkar bir ay sonra. Farklı kampanyalar olabilir. Yanında hediye verilebiliyor, başka şeyler olabiliyor. O yüzden fiyat konusunda kesin yorum yapmadan önce bir internette araştırmanızı öneriyorum. Ama bence fiyatı benzer özellikler sunan modellerle karşılaştırdığımda normal bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Evet, bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Realme 10 cep telefonun özelliklerini anlatmaya çalıştım. Elbette benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmekten çekinmeyin arkadaşlar. Bu arada her videonun sonunda söylüyorum ama YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Beğeniyorsanız videolarımı ve yaptığım içeriklere destek olmak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Bu arada bunu sadece kendim için söylemiyorum arkadaşlar. Videolarını beğendiğiniz herkesin kanalına abone olun bence. Ben öyle yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Siz de yaparsanız benim gibi içerik üreticilerini desteklemiş olursunuz. Bu da bizim için güzel bir şey. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.